Fabrikadaki bütün işleri bana yıktın ortak. Yarın bir ara uğrama nezaketi gösterirsin bana. Bırak şimdi fabrikayı da partide neler oluyor onu anlat. Partidekiler Demokrat Parti'nin yayınladığı beyannameyi tartışıyor. Ne beyannamesiymiş bu? Yılın 6 ayı Avrupa'larda, Amerika'larda gezersen haberin olmaz tabii abi. Eyvah. Şimdi abinin tepesini attıracaksın Halideciğim. Hanımlar, lütfen. Ne diyordun? Tehdit ve baskı havası devam ederse Demokrat Parti seçime girmeyecekmiş. Asıl böyle bir beyanname yayınlamak tehdit değil mi? Onlar öyle bakmıyor ama. Bunun sadece basit bir ikaz olduğunu söylüyorlar. Oo, bizim paşazade değil mi şu gelen? İyi akşamlar hanımlar, beyler. Biz de tam sizden bahsediyorduk. Seçim korkusu CHP'nin dağlarını sarmış anlaşılan. Rus salatası. Evet. Güzel görünüyor. Beni hayrete düşürüyorsun paşazade. Hiç. Senin Rusya'dan gelen her şeye karşı olduğunu zannediyordum. Seçimi kaybedeceğinizi anladığınız için artık işi dalgaya vuruyorsunuz bakıyorum. Dur bakalım. Henüz hiçbir şeyi tam belli değil. Aynı zamanda körlük de başlamış sende azizim. Gel bizim partinin çeşmesine de bir elini yüzünü yıka. Belki gözün gönlün açılır. Daha yeni geldik. Burası çok pahalı. Sen parayı merak etme. Canın istediğini söyle. Özür dilerim. Özür dilerim ama sizden çıkmanızı rica edeceğim. Anlamadım. Burası özel bir lokal. Lütfen çıkar mısınız? Biz de herkes gibi yemek yiyeceğiz. Parasıyla değil mi kardeşim? Hanımefendi lütfen, müşterilerimiz rahatsız oluyorlar. Biz kimseyi rahatsız edecek bir şey yapmadık. Tamam beyefendi, uzatmayın. Çek lan elini. Beyefendi sesinizi yükseltmeyin lütfen. Yükseltirsek ne olur be? Buyurun lütfen. Olacağını bilseydim gelelim diye üstelemezdim. Senin suçun yok. Ben istedim gelmeyi. Boş ver be kız. O pislerin yemeğine kalmadık ya. Ben seni başka güzel bir yere götürürüm, olmaz mı? Gülü. Hadi kız. Ha? Dur hele, dur.
Dur. Oo. Kemal. Ahmet. Kardeşim benim be. Lan oğlum nereden çıktın sen? Askerdeydim kurban, yeni geldim. Vay babam. Canım kardeşim benim be. Güllü. Bak bu en yakın arkadaşlarımdan biri. Ahmet. Merhaba Güllü bacı. Merhaba. Hadi be Ahmet, geç kalacak. Tamam be. Biz de bir düğüne gidiyoruz çalmaya. Siz de gelsenize. Hadi ya, ne var bunda bu kadar düşünecek? Alt tarafı düğün. Hadi. Zaloğlu. Bereket versin benim kabak. Tanıyamadım da bıyıkları şey sünnet ettirmişsin. Öyle oldu, kestik biliyor musun? Emir büyük yerden. Vay anasını. İyi geç. Ne getirdin? Rahıyla meze. Hayırdır, uzun zamandır gelmez oldun. Hafız. Benim sana bir işim düştü. Ne işiymiş o? Elci Cemşir'in kızı. Güllü. Lan Güllü'ye abayı mı yaktın yoksa? Taslamam öyle. Hafız. Hı. Ben alacağım o karıyı. Sen ciddisin ha? Ne sandın ya? Ocağına düştüm Hafız. Ben şimdi kalkıp dayıma gitsem beni azarlar biliyorsun. Ama Yasin Ağa'nın sözünü dinler ha? Anlaşıldı şimdi be benim kerrakesi. Yasin Ağa senin öl dediğin yerde ölür. Yalan mı? Doğru. Doğru ya. Doğruysa artık üsyanı senin zekana kalmış ha? Benden sağ öğüt. Yasin Ağa ile aranı iyi tutmaya bak. Sen ne yapacaksın? Sana ne benden? Sen Yasin'in aranı iyi tutmaya bak, gözüne gir. Gerisini bana bırak. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.